Herkese selam. Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün alışveriş videosuyla tekrardan karşınızdayız. Zaten alışveriş videolarını çok seviyorsunuz. Biz de çekmeye bayılıyoruz. Evet. Hatta yeni kargomuzu almışken ve ürünleri daha incelememişken sizinle birlikte inceleyeceğiz. Onun dışında arkadaşlar 2 aydır kanalda yoktum. Belki özlemişsinizdir. O yüzden bugün birlikte video çekeceğiz sonunda. F Boutique'den efsane cuma indirimlerinden yapmış olduğumuz alışverişi bugün sizlerle birlikte paylaşacağız. Ürünlerin hepsi indirimde. Gerçekten ürünlerin hepsini uygun fiyata aldık ve hepsi birbirinden şahane. Evet. Şu an önümüzü göstermek istiyorum. Kocaman bir koli var. Kolinin bir kısmına benim ürünlerimi ayırdık. Bir kısmını da Hande'nin ürünlerini ayırdık. Böyle sırayla aynı ürünleri göstereceğiz. Zaten ürünler bazıları aynı olsa da renkleri farklı. Bir de sizin de bu indirimden faydalanmanızı istediğimiz için aşağıya F Boutique'in web sitesini koyacağım. Oradan evet. Bakıp siz de alışveriş yapabilirsiniz. Sırayla başlayalım o zaman. Bir tane böyle sumo tarası aldık. Aslında biz ürünleri pek incelemedik. Çünkü ben daha okuldan yeni geldim ve hemen okuldan geldiğim gibi kameranın karşısına geçtim. Banks'i çok 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 tatlı. Şuraya yere atıyorum. Benimki inekli. Ve bunu yarın kesin okula geçeceğim. Ürünü aldık ama şu an anlamaya çalışıyoruz. Şu pembe yerden açıyoruz. Hep bunu merak etmişim. Hayır. Çay. Nane. Şöyle arkadaşlar bir an görüyorum. Nane işte. Nane mi? Ya saçmalama ya. Başka bir şeydir. Neyse. Yani içine koy şimdi. Etraf batacak. Aynen. Bugün arkadaşlar odamızı düzenledim. O yüzden bugün burada video çekiyoruz. Okay. Bir tane daha almıştık önceden arkadaşlar. Bir kere bir tane daha almak istedi. Işıkları kapatsana, bir sürpriz yapalım. Şimdi ayımızı size göstereceğim. Ay çok güzel. Üzerindekileri de göster. Ya bakarsın. Aslı Türk ve Türk bayrağı. Hadi aç. Açık kalmasın. Zaten görünmüyor. Bitmesin. Şimdi arkadaşlar şöyle iki tane çantamız var. Aa, evet, ben bunlara bayıldım. Hayır, bu şey de olabilir. Bence şöyle de takılabilir. Uzatılıp ya da bele de takılabilir. Böyle kadife şeklinde küçük çantalar. Ve kıyafetlerimize uyması. Tam tersi daha uyumlu olur. Ben böyle kadife küçük çantaları kullanmayı çok seviyorum. Çünkü çok pratik oluyor. Telefonunu, evet, cüzdanını atıyorsun. Alışveriş çıkıyorsun. Güzel oluyor. Pratik ve kullanışlı oluyorlar. Şimdi burada ışıklarımız var arkadaşlar. Bunlar yine onlara gelelim. Bende de kolyeli. Bunlar çok o kadar güzel, tatlı ki. Bunların arkadaşlar bizde büyüdü. Bir tanesini ben açabilir miyim? Aç. Şunu aç. Hatta onun büyüğünü de getireceğim. Şurada. Artık onun bir yavrusu var. Çok ışık yansıtıyor. Bu da annesi. Şunu kapatayım ki görün. Ben bunun arkadaşlar şu bir tanesini boyadım. Belki görünüyordur mavi. O mavi ışık verir diye. Mavi ışık verir diye boyadım ama vermedi. Sonra sildim. Ben devam ediyorum. Aferin. Oh. Şu an bunları... Şuraya girdi. Çok tatlı bir şey yapıyor. Ben saklanmaya çalışıyorum arkadan. Biz böyle ışıkları öyle gece oturduğumuz zaman odamızda kullanıyoruz. Çok tatlı, çok güzel oluyor. Ha tamam, ver. Ben bunu zaten alacaktım. Hiçbir yerde bulamıyordum. F Boutique'de bulup direkt aldım. Az önce nasıl takıldığını öğrendim. Ben takmak istiyorum. Hande 2 saattir nereden açıldığına baktı. Direkt gösterdim. Bir de direkt gösterdiğini neden vurguluyorsun? Çünkü bilmiyordun. Bu şekilde. Mükemmel. Ay çok soğuk, şu an donuyorum. Bunu da sen tak çünkü senin üzerine görünecek. Şu şekilde gerçekten çok hoş. Bakar mısınız? Şuradan da şunu göstereyim. Takılardan gidiyorken son takılarımızı da gösteriyoruz. Biliyorsunuz ki çokular. Uzun zamandır kullanmıyordum ama F Boutique'in kokulu çoraplarına geldik. Ben çorap hastası oldum, biliyor musunuz? Arkadaşlar çok güzel kokuyor. Çok güzel çoraplar. Şimdi benim seçtiklerim ve Dilan'ın seçtiklerini kıyaslayacağız. Bir şey söyleyeceğim. Bunu ben seçmiştim mi? Benden almıştım. Onu gözümden kaçırmadım. Böyle uzun çorapları botlarınızın dışından gösterdiğiniz zaman mükemmel oluyor. Kirazlı. Şu şekilde muzlu. Rengi çok güzel. Hoşunuza giderse alırsınız. Zaten bu yeşili ben çok seviyorum, bu tonla. Sonra şu şekilde. Özellikle yakından gösteriyoruz çünkü desenleri çok güzel. Ve oldukça kalın ve kaliteliler. Zaten sürekli Instagram'da bana soruyorsunuz çorapların nereden falan. Şu şekilde de karpuzlu. Çok çok güzeller. Ay çok tatlı. Çok merak ediyorsanız sizler arkadaşlar bir gün çorap koleksiyonumuzu da çekeriz. Çünkü bitmiyor. Gerçekten YouTube'da çorap koleksiyonumuz diye bir video yok. Ama var mı böyle bir video çeken? Ben bilmiyorum. Hiç yoksa çekebiliriz gerçekten. Çünkü çorap o kadar fazla ki. Dolaplarımıza sığmıyor artık diye, çekmecelerimize diyelim. Sivitlerimize gelelim. Sivitlerde de çok fazla indirim vardı. Bunları da kaçırmanızı istemiyorum. Asla şimdi kaçırmadık ve takımlı bir sivit aldık. Bunların çorapları da var az önce gösterdiğimiz, evet, gibi. Bunu sen giyersin o gün giydiğimiz zaman. Bunu da ben giyerim. Efsane bir şey olur. Evet, hatta koyu mavi de giyebilirim. Kesinlikle. Kamera bir şey geçip duruyor şu an. Sonra...
Şöyle yakınlaştırayım. Power Pack Girls ve Dana. Ay. Ne? Efsane güzelmiş. Çok dikkat çekici değil mi? Böyle uzun oversize şeyleri ben çok seviyorum ve bu da slash olduğu için ay, perfect. Ya bunu istediğiniz şekilde değerlendirebilirsiniz. Dışarıda bile giyilir. Ama pijama üstü de olabilir. Çok güzel bir pijama partisi de giymeyi düşünüyorum. Efsane çok olur. İlk başta şöyle oldu. Ben siyah çok beğendim. Diler de benden görünce gri yandı. Evet. Bu şekilde bir şey yaptık. Eksik kalmıyorum her zaman gibi. İkiz değiliz ama sürekli ikizmiş gibi takılıyoruz. Hatta benim TikTok videomun altında bir tartışma var. Yok onlar ikiz, yok kardeşim. Hayır ikizler, ben daha iyi biliyorum. Hayır kardeşim. Evet, bu arada Diler de gözlük takmaya başladıktan sonra bu ikiz muhabbeti çok fazla olmaya başladı. Bunların hepsi meyveden. Ve ben genelde şu lastikli olan kısımlarını sürekli şöyle yapıyorum. Okul formama da sürekli böyle yapıyorum. Ne yapıyorsun? Çünkü genişletiyorum. Niye? Biliyor musun? Hayır. Nereden sürekli okullarımızın da sivitleri var. Sürekli şu lastik kısımlarını böyle açıyorum. Neden? Çünkü bunlar lastikli olduğu zaman belimin üstüne böyle toparlanıyorlar. Ben bu lastiği genişlettiğim için böyle salaş oluyor. Böyle uzun, daha güzel oluyor. O yüzden bunda lastiği geniş olduğu için şu an aşık oldum yani. Bir de arkadaşlar böyle bir sivitlerimiz var. Bunlar mükemmel zaten. Yine ikiz evet kombinleriyle. Evet, evet. Bunu farkına vardım şu an tekrardan. Bence bunları giyelim. Evet, hadi evet giyelim. 1, 2, 3. Ta-da! Daha önce hiç bahsetmiş miydik sihir güçlerimizden? Arkadaşlar bunları giydik çok çünkü rahat. Çok rahat. Bir aşırı rahat. Şu an bir rahatlık geldi. Çünkü diğer kazan bayağı ağırdı. Bu şekilde çok arkadaşlar hafif. Şapkası var. Şaka yapırsan. Kendime bakmaya çalışıyorum. Kamerada çok net göremiyorum. Bir günlüğüne ikiz oluyoruz. Bence çok güzel olur. Mükemmel olur. Bence mükemmel ve olur. Ve eğer bu videoyu istiyorsanız tabii ki de videoyu beğeneceksiniz. Hatta bu videoyu F-Boutique'den almış olduğumuz sivitlerle falan yapalım. Çünkü genelde aynı şeyleri aldım. Evet. Bence harika bir içerik olabilir. Bir kesinlikle günlüğüne ikiz oluyoruz. Gerçi sen bana benzeyeceksin. Ben saçlarımı kesem bu kadar kesmem, bu kadar keserim. Bu çıldırdı. Keseceksen tam kesin. Geçen anne bana evet de saçlarımı keselim dedi. Yani bir de şurada. Bu ne? Şu tam kül. Bence çok iğrenç olurdu. Asla izin vermedim. Ama pişman olacağım şey bildiğim için yapmayacağım. Geçen de şey yaptı. Kakül dedi. Bir ay sonra geçti o hevesi de. Yani yüzümde sivilceler vardı ve kapatabilecek tek şey fondöten olmuyor. Badem bir dondurma gibi oluyorsunuz. O zaman sürme. Fondöten süren kızlar sivilce sonra. Bir günlüğüne ikiz takılıyoruz diyeceğiz ve ama sen bana benzeyeceksin. Çünkü ben, gözlük falan takınca. Sen bana niye benzemiyorsun? Çünkü ilk ben gözlük taktım. Ne alakası var? Sen de takınca sen bana benzedin. Niye benim ayıcım intihar ediyor? Asmışsınız. Ayıcı asmışlar öyle. Neyse boyunca. Yani önünde ve arkasında bir yazı yok. Sade, klasik. Ben şu an bunu takamayacağım topuzum olduğundan sırf ama günlük hayatta tabii ki de kullanırım. Bir şey söyleyeceğim. Çok yakıştı. Emin misin? Ama kıyafetle biraz uyumsuz oldu ama güzel oldu. Bir dakika. Bir de şey çok sevdim. Biraz sıkıyor. Ne oluyor? O gün bir bere taktıktan sonra bir de onu çıkartamıyorum ya. Ben çünkü saçları kafana yapışıyor. Aynen şu an yapıştığı gibi. İyi misin? Kabarttım. Bu şekilde arkadaşlar berelerimiz. Şimdi bir daha çıkartacağım çünkü gerçekten üstüme hiç uymadı. Biraz için ben şöyle bir topuz yaptım ve kafam çok büyük gözüktü. Ne alakası var, çok güzel. Diğer. Ben bu kazaklara da bayıldım. Gerçekten yine gördüğümde uzun. Çok sevdim. Hemen almak istedim. Hatta bunları giyelim çünkü ben yine bir renk beğendim farkı. Evet hadi bunları giyelim. Hatta boğazlı. Şöyle. Ya, çok tatlı ya. Upuzun ve bir dakika bakacağım nereme geliyor. Onun için bir şey söyleyeceğim size. Yok çok kısa geldi. Biraz daha uzun olsaydı elbiseler çok güzel kullanılırdı. Yo, çizmelerle. Aynen. Ama şey olabilir ki kışın ne şort giyip altından uzun bir çorapla. Kışın şort giyemem, donarım. Yani giyemem. Bazı için kızlar giyiyor ama onları hiç anlamıyorum gerçekten. Niye böyle bir şey yaptın ve ki? Ben okul zamanı kaç kat görmüşsünüz, haberiniz var. Sinep kışt yapıyor bir de. Böyle neyse diğer bunları da giyelim. Okul sivitimin ama üşeniyorum. Hadi 1, 2, 3. Evet bunlar da bu şekilde oldukça rahatlar ve sıcak tutuyorlar. Kolyemi dışarı çıkartayım. Ben bayıldım buna. Ben de. Nasıl da sivitlerimiz var. Ama bunların polarları o kadar kalın, o kadar güzel ki. Yani böyle giyince bir şey oluyor. Kaliteli duruyor. Böyle sizil sizil durmuyor üstünüzde. Bende de beyazı var. Kırmızı bağcıklı. Bağcıklı ne ya? İpli. Gri çok güzelmiş. Aynısını alma bir zahmet. Üşenmeden tekrar üstümüzü değişiyoruz. Gerçi sihirli güçlerimiz var. Hadi. Hemencik giydik. Gerçekten çok beğendim. Hem bu kış aylarında sivit hastası olarak
Mükemmeller. Ya ben şu gözlük camlarına... Bir arkadaşlar aranızda bazı kişiler fark edip bana sürekli yazmış. Neymiş? Ben de gözlük camı kullanıyorum. Çok parlıyor. Ama seninkiler son zamanlarda parlamıyor. Ne yaptın? Arkadaşlar ışık falan ayarlamıyorum artık. Şu anda çok az böyle bakınca parlayabilir ama... Gerçekten gözlük camının... Mesela da... bakın bana. Ben yaptırmadım evet. Çünkü gözlüklerimi değiştireceğim için. De... Yeni gözlük alınca aynen. Yeni gözlüklerimi yapacağım. Yapacağım dediği şey arkadaşlar bir de... Gözlük çerçevesinden çok camına para verdim. Sırf şu parlama olmasın diye. Bir de numaralarım büyüdü. Benkler şöyle parlıyorlar. Bakayım benkler o kadar değil değil mi? Hafif farkındasın bir parlama, değil mi? Parlaması hiç, var. Hiç ışıkta çekemiyordum mesela eskiden. Şu an çekemiyorum. O şeyi vermişim. Mesela ben yaptırmadım onu. Çünkü hatta bunlar gibi... sosyal medya camı olarak geçiyor. Gerçekten. Evet. Yansıma olmuyor çünkü. Aynen. Gün ışığında hiç olmuyor. Pencere ışık vurduğunda benim karşı taraf gözlerimi görmüyor. Şöyle oluyor hatta ışığa bakamıyorsun çünkü etrafı görmüyorsun. Bu kalitesiz camdan dolayı seninki de en kısa zamanda değişmemiz lazım. Ben gözlüklüyken beni anlamıyordun. Şu an beni anlıyor musun? Fazlasıyla. Hatta bu yüzden çok kavga ederdim. Bir de şey... Özür dilerim. Bir de arkadaşlar gerçekten gözlük kullanmayan, gözlük hatta kullanmanın halini anlamaz. Hatta şu an şöyle dik duramıyorum. O yüzden kafamı biraz kaldırıyorum ki sizi iyi göreyim diye. Aynen. Son tweetlerimize gelelim. Bu çok güzel ve çok kalın. Ve ben bu kırmızı rengine aşık oldum. Biliyorsunuz dediğim ki gibi benim uzun. Bir aralar turuncu en sevmediğim renkti. Ama ne hikmetse bu yazdan sonra. Aynen gel turuncuya aşık oldum ya. Ben neden böyle oldum? Hatta bana dediklerini de en sevmediğim renk direkt turuncu derdim. Şimdi sevdiğim renkler arasında turuncu var. Benim en sevmediğim renk ne biliyor musun? Bir de ben şey diyordum ya sürekli en sevdiğim renk mor. Bunun olmadığının farkına vardım. Neden de? Neden? Çünkü mor hiçbir şeyim yok Dilara. Ciddiyim yok. Benim en sevdiğim renk toz pembe morumsu renkler ve siyah. Ben vazgeçtim. Benim en sevdiğim renk kırmızı arkadaşlar. Şey yapıyorsunuz ya Hande'nin bilgileri falan sayfaları. Lütfen oradan mor rengi kırmızıya çevirin. Artık kırmızıyı seviyorum. Çok ben her rengi severim. Neyse. Turuncu da çok güzel ki bu sivitlerin ben daha çok böyle kalınlığını, polarını beğeniyorum. Çünkü çok kaliteli duruyorlar. Arkadaşlar bu arada biz F-Boutique'in şu ana kadar hiçbir şeyini görmedik. Gerçekten tüm ürünleri çok kaliteli, çok güzel ve oldukça dayanıklı. Yani biz yıllardır F-Boutique'den alışveriş yapıyoruz ve hala bana Instagram'dan sorular geliyor. Güvenilir mi vesaire diye arkadaşlar. Hiçbir zaman güvenmediğimiz bir markayı sizlere sunmayız. O yüzden evet. Gerçekten güvenebilirsiniz. Bir de benim dünden beri şu sağ baş parmağım kaşınıyor. Çiğniyorum resmen. Bakayım. Neden bilmiyorum. Ya dünden beri kaşınıyor ya. Yakmışsın parmağını. Yaktın mı? Yaktın. Yanık olduğu için kaşınabilir. Neden yakacağım ki? Taşlarını yaparken. Belki maşa tutarken. Bilmiyorum ama dünden beri çok pis kaşınıyor. Çünkü benim de ben kolum bir ara yakmıştım. Evet. Kabuk bağladığı zaman nasıl kaşınıyordu? Hayır sağ avucun kaşınırmış gibi benim de parmağım kaşınıyor anlayamadım. Her neyse arkadaşlar bizim alışveriş videomuz bu şekilde. Siz de sakın efsane cuma indirimini kaçırmayın. Son dakikasına kadar değerlendi. Bu aralar şey soruyorsunuz Instagram aktifliğimize. Uzun zamandır Instagram'da aktif değiliz ama aktifliğimize düşmüyor. O da değişik bir şey. Kişisel hesaplarımızda çok aktifiz. Ama ortak hesabı sürekli unutuyoruz diyelim. Aynen. Ben sadece ortak hesabını ne için giriyorum? Fan sayfalarının yaptığı bizim için güzel editler için giriyorum. Böyle bahsediyoruz arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz ki yorum yapamıyorsunuz. Bu yüzden de ikinci kanal açtık. Hatta bu kanalda arkadaşlar yorum yapamadığınız için ikinci bir kanal açtık. İkinci kanalımızda 50 bin falan olduğunda ilk videomuzu oraya da paylaşacağız. Orada yorum yapabileceksiniz. Doya doya. Hatta böyle cıvkını çıkartarak yorum yapın. Çünkü biz zaten YouTube'a çok sinirliyiz. Bizim sinirimizi siz orada atarsınız. Onun için de ilk video gelecek. Çok değişik bir kanal olacak. Orada çok farklı içerikler üreteceğiz. Yani bizden hiç görmeyeceğiniz şeyleri, yapmazlar diyeceğiniz şeyleri o kanalda yapacağız aslında. Oradan da küçük bir spoiler verdiğimize göre şimdi videomuzu kapatabiliriz. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu şekildeydi. Eğer videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sizleri buradan kocaman öpüyoruz. Kocaman seviyoruz. Ne oldu? Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoya bomba gibi gelin. İyi ki varsınız. Hoşçakalın.